2018'de UNESCO Dünya Miras Sitesi'ne giren Göbekli Tepe, arkeolojide ve ilgili tüm branşlarda bilgilerimizi güncelledi. Daha önce sorulmamış ve cevaplanması elzem olan yeni soruları önümüze koydu. Biz ona tarihin sıfır noktası dedik. Şimdi o noktayı daha derine ve muhtemeldir ki çok daha geriye çekeceğiz. Çünkü Göbekli Tepe tek ve yalnız değildir. Projemiz kapsamında gerçekleştirilecek 12 kazı çalışması ile Şanlıurfa'nın sözcülüğünde Anadolu'nun insanlık tarihine yaptığı katkının bilinmeyen hikayelerine tercüman olacağız. Tabi bu sayı şu an için 12. İnşallah bunun sayısını 20'lere, 30'lara doğru çıkacağına inanıyoruz. Burada hocalarımıza, özellikle emeği geçen hocalarımıza şükran borçluyuz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu proje çerçevesinde iki bölgede sürdürülen yüzey araştırmalarıyla yeni yerleşim yerlerini şu an için tespit ettik. Hala Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Gürcü Tepe, Sayburt, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Büyüğü olmak üzere 7 alanda arkeolojik kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde projenin 2021-2024 yılları arasını kapsayan ilk etabı dahilinde Ayranlar, Loğunburç, Arbet Suvan, Kurt Tepesi ve Taşlı Tepe yerleşimlerinde de kazılara başlanacak. Şanlıurfa büyük bir açık hava müzesi. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı, zengin, tarihi ve kültürel potansiyeline sahip olan bir şehir. Son 20 yılda bu potansiyelin keşfedilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Sayın Bakanımızla birlikte Zatıallerinin vizyonu ve öncülüğünde biz sahip olduğumuz zenginliğin ve hazinenin tekrar keşfini gerçekleştirmiş olduk. Bu hazineye farklı açılardan bakabilme imkanı bulduk. Ayaklarının tozuyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun programının hemen dönüşünde Şanlıurfa'ya teşrif ederek fikir babası da kendileri zaten Taştepe, Taştepeler, Karahan Tepe'nin de dahil olduğu bu programın gerçekleştirilmesi ve bu programa teşriflerinden dolayı kendilerine şehrimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Ve birkaç gün önce biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Göbekli Tepe'deki dikili taşlardan bir kopyası Birleşmiş Milletler binasının bahçesine kalıcı olarak dikilmiş oldu. Bunu sağlayan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza da ayrıca şükranlarımızı arz ediyoruz. Bunları tarihin yeniden yazmak, bu sırları çözmek, bu gizemlere açıklık getirmek bilim adamlarmış. Ama biz bir şey biliyoruz ki Şanlıurfalılar olarak 12 bin yıl öncesinden var olan bu şehir 12 bin yıllık bir birikimiyle devam etmiştir. Ve 12 bin yıl çeşitli medeniyetler yaşamıştır. 12 bin yıl çeşitli kültürlerin buraya verdiği bir birikim var. Sonuç nedir? Şunu söyleyebilirim. Efendim buraya gelen, henüz daha Göbektepe bulunmadan önce buraya gelen insanlar şunu diyorlardı. Burası, bu şehirde bir derinlik var. Bu şehirde anlamadığımız bir şeyler var. Bu şehre geldiğimiz zaman gitmek istemiyoruz. Tarihçiler bu şehirde çokça kalmamız gerekiyor. Çok şeyler var, çok şeyleri anlamamız gerekiyor. Kültür insanları çok farklı kültürlerin burada bir arada yaşadığını ve bunu çözmek istediklerini söylerlerdi. Bu araştırmada bize bugüne kadar öğrendiklerimiz en azından tahılların yabani ata babaları ve en eski tarım denemelerinin bu coğrafyada olduğunu. Yine bu araştırmalar bize sığır, koyun, keçi gibi evcilleştirilen hayvanların da ata babalarının burada yaşadıkları, ilk evcilleştirme denemelerini yine bu topraklarda gerçekleştirdiğini gösterdi. En eski köylerinde bu coğrafyada kurulduğunu biliyoruz. Neolitik dönemin ne kadar önemli olduğunu, bugünkü uygarlığın temellerinin orada atıldığını, bugün beğenelim beğenmeyelim, aile okulundan mirasa,
devlette kadar, bürokrasiye kadar her şeyin temelinin çekildiği bir bölge. Biz bir öğrencilik yıllarından itibaren bu döneme üzerinde her zaman duruluyordu, ırgarlığın kırılma noktası diye. Ama anlatılanlar her zaman değişiyordu. Zaten bilgiyle beraber bu bilgi değişir. Ama genellikle elimizdeki bilgi, elimizde olan bilgi, daha evvel olanın biraz revizyonu gibiydi. İlk defa ezberimiz, bu konudaki dünyanın ezberi, Urfa'da Nevali Çöl kazısıyla. 1978 yılında, 79 yılına itibaren Nevada Çorit'e kırıldı. Ezberimiz orada bozuldu. Hiç beklemediğimiz, yani benim öğrencilik yılı ya meslek hayatımda gördüğüm dönemde tapınak var desem meslekten kovarlardı. Şimdi karşımıza tapınaklar çıktı. And this is my great pleasure and honor to be here and to say several words from the steering, on behalf of the steering committee, which was working several days before this very important and interesting meeting. I would like, first of all, to thank people of Turkey and people of Urfa, all my colleagues, all of friends, all of you. Thank you so much. It's a great pleasure and great honor.